İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Ünal. Bir Sağlık Olsun programında daha karşınızdayım. Bu akşam konuğum Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Kemal Ağbaht. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii iç hastalıkları uzmanlığı üzerine endokrinoloji uzmanlığı da yapınca biraz isim uzuyor. Ama sonuçta ünvanınız öyle. İç hastalıkları uzmanısınız. Daha sonra bir ayrı bir eğitim aldınız değil mi? 3 yıl. 3 yıl daha bir eğitim aldıktan sonra. Dahiliye hastasından sonra. Hacettepe'den iç hastalık gibi hatırlıyorum sanki. Evet. İç hastalıkları ihtisasım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hı-hı. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ihtisasım da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Fakültesi. Çok güzel. Sevgili seyirciler, Kemal Bey ilimize geleli kaç ay oldu? Şubat başında geldim. Daha Şubat başında 9 ay. Bir yıl olmadı ama gerek güler yüzüyle, gerek hastalarıyla olan ilgisiyle hastalarımızın ve bizlerin sempatisini kazanan çok değerli meslektaşlarımdan bir tanesi, bütün meslektaşlarım gibi. Tabii endokrinoloji uzmanının, ben tabii kısaca endokrinoloji uzmanı diyorum uzatmamak için, Balıkesir'de olması Balıkesir için bir şans. Bu tarz yan dal branşları daha önceden olmadığı için birçok hastalar, sizleri ilgilendiren hastalar hep büyük illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Gerçi artık Balıkesir'de büyük şehir olacağı için bir aksilik olmazsa burası da bir büyük il olmak üzere. Sizler de bu tarz hastaların mağdur olmasını önlemiş oluyorsunuz. Ama tabii biraz hasta sayınız fazla oluyor gördüğüm kadarıyla. Biraz yoruyor sizi herhalde. Aslında yorulmuyoruz. Hı-hı. Hasta bakmaktan keyif alıyoruz. Tabii. Tabii hasta popülasyonumuz biraz fazla. Hastalarımıza vakit ayırmamız gerekiyor. Tabii her hastaya aynı gün bakmamız bazen maalesef imkansız olabiliyor. Yoksa dediğiniz ama gibi... en kısa sürede hastalarımız, acil hastalarımızı şartlar ne olursa olsun zaten bekletmiyoruz. Hı-hı. Aynı gün bakmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi endokrinoloji deyince diyabet, tiroid ilk akla gelenler. Evet, diyabet, onlara da. Diyabet, evet. Diyabet prevalansı, hı-hı, Türkiye'de %10'lara ulaşmış durumda. Evet. Tiroid hastalıkları yaklaşık %10'lara ulaşmış durumda. Ciddi bir hasta İkisi var. İkisi popülasyonun %20'si yaklaşık oluşturmakta zaten. Hı hı hı. Bunun dışında adrenal bez, hipofiz bezi, tabii, metabolik kemik hastalıkları, gonadal hastalıklar gibi. Çok geniş bir aslında evet yani endokrinoloji deyince vücuda dağılmış iç salgı bezleri anlaşılacağı, hı hı, için aslında çok geniş bir popülasyona hitap etmekteyiz. O da iş yoğunluğumuzu tabii artırıyor haliyle. Evet. Tabii gerçekten özverili ve fedakarca bir çalışmayla mümkün olduğu kadar hepsine bakmaya çalışıyorsunuz ama gittikçe de hasta sayısı da artıyor ama bunların acil olanları ayırıyorsunuz. Bir şekilde herkese cevap vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi biz Kemal Bey, sevgili seyirciler, bu akşam konuk etmekteki amacımız 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Çarşamba günü. Çarşamba günü. 14 Kasım. Diyabet günü. Yarın. Evet, yarın. Dolayısıyla bir gün öncesinden program yaparak hem bugünün anlamını kendisiyle konuşmak istedik. Hem de sizin o gün bir aktiviteniz var. Kısaca ondan hemen bahsedelim isterseniz. Evet. Dünya Diyabet Günü 1991 yılından beri kutlanmakta. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun, hı hı, iki dünya çapında kuruluşun birlikte düzenlediği, hı hı, bir aktivite. Bildiğiniz gibi diyabet insanlık tarihinde en hızlı yayılan salgın hastalık olarak, evet, kabul edilmekte. Sıklığı hızla katlanarak artmakta. Ve tabii doğurduğu, neden olduğu olumsuz sonuçlar, hı hı, çok fazla. Bundan yola çıkarak ve daha da önemlisi bu diyabet komplikasyonlarına bağlı ölümler önemli oranda gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde görülmekte. Bu salgına dikkat çekmek amaçlı 1991 yılından beri, evet, her yıl 14 Kasım'da, 14 Kasım seçilmesinin de özel bir nedeni var. Evet, o niye 14 Kasım, onu ben soracaktım. 14 Kasım insülini keşfeden ve bu insülin keşfiyle Nobel alan Frederick Banting, Kanadalı, evet, Toronto Üniversitesi'nden Frederick Banting isimli bir bilim adamının doğum günü. Ondan dolayı 14 Kasım. Çok güzel. Aslında dünya, Birinci Dünya Savaşı ile uğraşırken o insanlığa nasıl hizmet edebilirim peşinde koşarak, o zamanlar ne yazık ki çok ölümcül bir hastalık olan
tip 1 diyabetin tedavisi için uğraşmaktaydı. Evet. Çok güzel. Kendini pankreasın beta hücrelerine, pankreasa daha doğrusu adadı ve bu tip 1 tedavisinde aslında çok önemli bir tedavi seçeneği olan ve tek tedavi seçeneği halen olan insülini keşfetti. Ona nezaketen diyelim. Evet. Onun anısına 1991 yılından beri her sene 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü kutlanmaktadır. Bundaki amaç bu salgına dikkat çekmek. Diyabet hastasını hasta olmaktan çıkarıp diyabetli birey haline getirebilmek. Yani bilinçlendirmek, eğitmek, diyabetin o istemediğimiz organ hasarı yapıcı, erken ölümlere yol açan olumsuz sonuçlarından hastayı koruyabilmek. Evet. Tabii şimdi bu nedenle biz de Balıkesir'de kendi çapımızda elimizden geldiğince halkımızı bilinçlendirmeye, bilgilerimizi paylaşmaya özen göstererek 14 Kasım'a da bir toplantı yapacağız. Evet. Karesi AVM'de saat 10'da tüm Balıkesir halkı davetlidir. Evet. Evet, bunu birkaç kez anons ederiz. 14 Kasım saat 10'da Karesi alışveriş merkezinde. Tüm halkımıza açık olan diyabetli olsun olmasın, herkesin katılabileceği bir toplantı olacak. Toplantıda siz endokrinoloji uzmanı olarak konuşacaksınız. Bir diyetisyen arkadaşımız herhalde. Diyet uzmanı arkadaşımız olacak. Diyabet konusunda eğitimli diyabet hemşiremiz olacak. Evet. O da diyabeti gelişmiş olan bireylerde, diyabetli hastalarda diyabet eğitimi konusunda bilgi verecekler. Çok güzel. Böylece Sağlık Bakanlığı'nın bugünle ilgili olarak halk eğitimi yapma aktivitesine katkıda bulunulacak. Biz de televizyon olarak, Kares olarak bu akşam o aktiviteye bir katkıda bulunmaya çalışacağız ve bizi izleyen seyircilerimize diyabet hastalığının işte biraz sonra konuşacağımız komplikasyonları, bunlardan korunmak için neler yapılabilir gibi konuları sizinle konuşmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz diyabetin tanımıyla başlayalım. Diabetes mellitus Latince. Halk arasında diyabet deniyor ama şeker hastalığı diye geçiyor. Biz şeker hastalığı diyoruz. Şeker hastalığı kimlere deniyor? Şeker hastalığının tanımı nedir? Oradan başlayalım. Şimdi şeker hastalığı aslında tanım olarak çok kolay. Evet, şekerin bir uygun şartlarda bakılmış bir kan şekeri. İki farklı ölçümde 126 mg desilitrenin üzerinde çıkıyor ise o kişiye diyabet hastası denir. Evet. Yani burada bir kan şekerini güvenilir bir şekilde bakıldığında belli bir değerin üzerinde ise olduğunda şeker hastalığı şeker tanısını koyuyoruz. Tabii sadece açlık kan şekerine bakarak tanı koymuyoruz. Tokluk kan şekeri, yemekten 2 saat sonra bakılan kan şekeri 200'ün üzerinde ise ya da şeker yükleme testinde yine 75 gram şeker yüklemesinden 2 saat sonra ölçtüğümüz kan şekeri 200 mg desilitrenin üzerinde ise diyabet tanısı koyuyoruz. Bunlara ek olarak 2011 yılında yine kılavuzlara giren, diyabet kılavuzlarına giren 3 aylık ölçümü yansıtan hemoglobin A1C'nin de %6,5'un üzerinde olması. Tabii bu da önemli bir parantez açmam gerekiyor bu noktada. Güvenilir bir laboratuvarda ölçülmüş olmak şartıyla diyabet tanısı koyduruyor. Bir de bu gizli şeker denen bir şey var halk arasında. Belki yerimi bilmiyorum daha sonra diyecektik ama aklıma gelmişken o da şeker tanımının bir parçası tabii, çünkü. Tabii gizli şeker aslında prediyabet dediğimiz şeker hastalığını öncülü bir durum. Evet. Şimdi siyah, beyaz bir de gri vardır. Siyah şeker hastası diyelim. Beyaz tamamen normal diyelim. Evet. Ara form gri ikisinin arasında. Ne normal ne henüz diyabetin o bilimsel akademik anlamdaki kriterlerini karşılayan ama diyabete yatkın bireyler. Kişiler diyoruz. Evet. Genelde gizli şekeri yine şeker yüklemesiyle 75 gram şeker yüklemesi ile tanı koyabiliyoruz. İkinci saat kan şekeri 140 ila 199 arasında ise buna bozulmuş glukoz toleransı diyoruz. Eğer ölçümlerde, normal ölçümlerde, şeker yüklemesi yapmadan yaptığımız ölçümlerde açlık kan şekeri
126'nın altında. Tokluk kan şekeri de 200'ün altında çıkıyor. Fakat şeker yüklemesi ile bu oran bu kriterleri sağlıyorsa buna halk dilinde gizli diyabet deniyor. Gizli diyabet deniyor, evet. Gizli diyabet deniyor. Evet, şimdi bu 14 Kasım'ın özellikle insülini bulan bilim adamının, Kanadalı bilim adamının doğum günü dolayısıyla olduğunu söyledik. Tabii insülinin şeker hastalığında özellikle tip 1'de önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. İsterseniz, gerçi diyabet hastaları, şeker hastaları bunu biliyorlar ama bilmeyenler var. İnsülinden biraz bahsedelim. Daha doğrusu şeker metabolizması insan vücudunda nasıl ayarlanıyor? Şeker hastalığı nasıl ortaya çıkıyor? Çok kısa olarak halkın anlayacağı dilde bundan kısaca isterseniz bahsedelim. Şimdi öğünlerle aldığımız özellikle karbonhidratlar mideden sonra 12 parmak bağırsağından itibaren yavaş yavaş kana karışmaya başlarlar. Ve kana karışmaya başladığı andan itibaren de normal bir bireyin pankreası insülin üretmeye başlar. Bu insülin vücuda karışmış olan, yükselmiş olan kan şekerini kandan temizleyip dokulara aktarmaya çalışmaktır. Ve böylece kan şekeri normal sınırlarda tutulmaya çalışılır. Aslında şeker metabolizmasını ayarlayan tek hormon insülin değildir. Evet. Bunun dışında glukagon, adrenalin, kortizol, büyüme hormonu ve değişik medyatörler, değişik aracılar rol oynamaktadır ama diyabet gelişiminde ister tip 1, ister tip 2 temel bozukluk bu pankreasın beta hücrelerinden insülin salınmasındaki bozukluktur aslında. Evet. Burada belki diyabet çeşitlerine girmek gerekebilir. Kısaca girebiliriz. En sık gördüğümüz tip 2 ve toplumun yaklaşık %90'ında hatta %95'inde gördüğümüz insülin direnciyle başlayan ve bu arada yine parantez açalım. İnsülin direncini tetikleyen en önemli durum obezite, fazla kilo, aşırı kilo ve hareketsiz yaşamdır. %5 ila 10 kadarı tip 1 diyabet dediğimiz ve mutlak insülin bağımlı olan hastalığı olan bireylerdir. Bunlar doğuştan daha küçük yaşlarda. Bunlar evet tip 1'e ne yazık ki 2012 başlıyor. Yılı itibariyle tıp henüz önlemini bulabilmiş değil. Ha, tip 2 diyabet önlenebilir bir hastalıktır. Belki birazdan değineceğiz. Evet. Tip 1 tamamen genetik otoimmün dediğimiz bağışıklık sisteminin kendi pankreas adacık hücrelerini yabancı olarak algılayıp onlara saldırması ve onları işlev dışı bırakması hatta onları öldürmesi sonucu gelişen vücutta tamamen insülinin yokluğuyla giden bir hastalık. Ve karbonhidrat metabolizması için az önce de bahsetmiştik. İnsülin olmazsa olmaz. Evet. Bu nedenle bunlar insülin bağımlı diyabet diye de geçerler. Tip 1 parantez içinde insülin bağımlı diyabet diye de bilinir. Tip 2'de durum biraz daha farklı. Özellikle son yıllarda keskin bir artış göstermiştir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki obezite ve hareketsiz yaşam vücudun ihtiyacından fazla, harcayabileceğinden fazla kalorinin vücuda girmesi sonucu bu insülinle duyarlı yani kanı şekerden temizleyecek dokuların insüline göreceli bir yanıtsızlığı söz konusu. Evet. Ki buna insülin direnci diyoruz. Evet. Şunu biraz daha böyle biraz açabiliriz o konuyu. Biraz açalım. Mesela 100 miligram 100 birim şekeri kandan temizlemek için 10 birim insülin gerekiyorsa normal bir bireyde. Evet. İnsülin direnci olduğu zaman yine aynı birim glukozu kandan temizlemek için 12, 13, 14, 15, 20 birim insülin salınması gerekiyor ise bu durumda insülin direncinden bahsedilir. Tabii bunun akademik yani laboratuvar şartlarında belli bir cutoff değerleri var. Oralara girmek istemem. Komplike, karışık formüller. Tabii orada pankreas tabii daha çok çalışmak zorunda kalıyor tabii, değil mi? Erken evrede aslında bir göreceli bir hiperinsülinleme söz konusu. Evet. Yani insülin düzeyi kandaki insülin düzeyi etki etmeyince veya az etki edince
vücut o şekeri düşürmek için daha fazla insülin salgılamaya başlıyor. Daha fazla insülin. Ve aslında bu dönemde hastalar hipoglisemi hissederler. Kan şekeri düşüşü hissederler. Halbuki insülin direnci vardır aslında. Evet. İnsülin direncini yenmek için o karaciğer, yağ dokusu ve çizgili kas dokuları, özellikle büyük kaslarımız insüline duyarlı dokular ve insülin direnci gelişeceği zaman temel olarak bu üç dokuda gelişmekte. Hı hı. Erken dönemde reaktif hipoglisemi gelişir. Evet. Belli bir süre sonra tabii pankreas yorulmaya başlar. Pankreasın beta hücreleri yorulmaya sürekli başlar. Sürekli çalışa çalışa. Artık pankreas evet, yorulmaya başlar. Yani o 20 birim insülini üretemez duruma gelir. Hı hı. 16 birim üretir. Geri kalan 4 birim karşılanmayınca kanda şeker yükselmeye başlar. İşte bu dönem ya prediyabet dönemi dediğimiz şeker hastalığından hemen önceki dönem ya da bazen böyle karşımıza direkt aşikar şeker ile gelebilirler. İşte bu patofizyolojiyi, hastalığın etki hastalığın oluşum mekanizmalarını bilmeye başladıkça çeşitli ilaçlar geliştirildi ve farklı evrelerde ilaç tedavisiyle müdahale etme şansımız doğmaya başladı. Bir de gebelerde görülen bir diyabet var herhalde. Tipleri ne diyebiliriz? Evet, aslında kısaca gebelik diyabeti de önemli bir nokta. Her 25 gebe hanımdan birinde görülmekte. Aslında %4 az bir sıklık değil. Evet. Ve çok daha önemli. Anne için çok önem teşkil etmeyebilir. Hafif kan şekeri yüksekliği ama bebek için çok olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bebekte bir risk söz konusu değil mi? Bebekte ne gibi riskler doğuruyor? Kalp delikleri, sakral agenez dediğimiz sırt kemiklerinin oluşamaması, iri bebek, büyük doğum ağırlıklı bebek. Tabii bunlar dışında en önemli sorunları doğumdan hemen önce ve doğum sonrası yaşıyor çocuk. Evet. Sarı nöbetleri geçiriyor. Hipoglisemi ve hipokalsemiye bağlı. Polistemi geçirebiliyor. Polistemiye bağlı bilirubin yüksekliği oluyor. Yoğun bakımlarda yatış gerekebiliyor. Normal doğum zor oluyor. Sezaryen oranı mesela artmıştır. Hı hı. Bu nedenle zaten rutin taramaya girmiştir. Hanımlar, gebe hanımlar 6 ayını tamamlayınca yani 24 ila 28. haftalarda rutin bir şeker taramasına alınırlar. Eğer gebelik diyabeti var ise bir 15 gün uygun diyet veririz. O 15 günlük diyetle hedef değerlere ulaşılamaz ise ki gebede hedef değerlerimiz normal bir veriden çok daha katıdır. Çok daha dar aralıktadır. Evet. Ulaşmazsa ne yazık ki tek tedavi seçeneği insülin kalmakta. Ha neyse ki bu doğumla birlikte bu insülin direnci kayboluyor. Şeker, kayboluyor. Evet. Evet. Yani %90 oranında kayboluyor. %10 kadar diyabet devam edebiliyor. Fakat tabii ilerleyen dönemlerde bu gebelikte diyabet kişiler geliştiren risk oluyor mu? Evet. Ne yazık ki 10 yıl içinde bunların yarısında aşikar tip 2 diyabet gelişiyor. Açıdan takip edilmeleri gerekiyor. Neyse ki gebelik boyunca yaklaşık 3-4 ay gibi bir süre insülin kullanıyorlar. Ve günde 4 defa insülin yapma zorunlulukları oluyor. Evet. Peki bu kişilerin çocukları daha sonra diyabete... Diyabete yatkın oluyorlar. Yatkın oluyorlar mı? Evet. Öyle bir metabolizma bir kez bozulunca... Tabii zaten tip 2 diyabet dediğimiz zaman da aslında %80'inde aile öyküsü vardır. %80'inde evet. Aile öyküsü var. Tip 2 diyabet dediğimiz zaman %40-50 kalıtımsal, %50-60 da çevresel faktörler. Biz aslında o çevresel faktörleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ama bu da azımsanacak bir oran değil. Önemli bir düzeyde kilo verdiği zaman birey şeker hastalığına yakalanma ihtimali azalıyor. Evet. Tabii burada daha sonra değineceğiz. Obezitenin ve kilonun hareketsizliğin gerçekten diyabetle direkt bağlantısı var. Evet. Ve belki de ülkemizde de son yıllarda diyabetin artma sebeplerinden bir tanesi dediğim obezitenin, obez insanların sayısının artması o da ciddi bir risk. Evet, yani bir porsiyonlarımız büyüdü. Evet. Yani fast food dedikleri fast food'la besleniyoruz. Hızlı ve abur cubur yeme alışkanlığımız arttı. Her evde bir bazen iki araba. Hareket azaldı. Asitli içecekler arttı. İçinde bol şeker bulunan meşrubatlar.
İçeceklerin sayısı arttı. Yemeklerin bir parçası haline geldi bunlar. Yemeklerin bir parçası haline geldi. Bizim ayran gibi değil mi? Çok yararlı olan ve kül ardırmayan, protein de içeren çok güzel bir içeceğimiz var. Orada da kesinlikle. Zaman zaman onu herhalde unutuyoruz veya diğer asitli içecekler, kolalı içecekler ön plana çıkıyor. Evet. Tabii tüm bunlarla beraber dünyada Avrupa ile kıyaslıyoruz ya işte Avrupa düzeyinde neredeyse diyabet hastası belki bilmiyorum verileri siz daha iyi biliyorsunuz. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla diyorlar değil mi? Veya onların düzeyinde diyabet hastası olma riski var ileride. Avrupa'ya gittiğinizde bisikletli yolu ayrıdır. Hı hı, doğru. Hani arabaları kullanmazlar. Bisiklet üzerinde o hareketsizlik, yürümek, bizim koşmak, ülkedeki yaşam parçası. Evet. Ama Amerika derseniz, Amerika birazcık bir de benziyor. Amerika bir seviyor, bizden daha ileride. Evet. O diyabet, obezite konusunda. Birinci onlar herhalde. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından İç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doktor Sayın Kemal Abat'la diyabet hastalığını, şeker hastalığını konuşuyoruz. Yarın yani 14 Kasım tüm dünyada ve ülkemizde ve ilimizde Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Kemal Bey'in organize ettiği diyeyim, Sağlık Müdürlüğü'nün ve devlet hastanelerinin beraber organize ettikleri diyabetle ilgili bir toplantı yapıyorsunuz panel, değil mi? Evet. Panel daha doğrusu. Balıkesir Alışveriş Merkezi'nde. Karesi Alışveriş Merkezi. Saat 10'da. Tüm halkımıza açık olan. Halkımıza açık bir olan. Bir eğitim toplantısı. Olacak. Bilgilendirme toplantısı. Burada diyabet hastalığı konuşulacak. Önlem, tedavileri, beslenme, egzersiz, eğitim. Hepsine değinmeye çalışacağız. Hepsine değinilecek. Bütün bu konuyla ilgili olan vatandaşlarımızı bu vesileyle davet etmiş oluyoruz. Ve yarın olacak olan bu 14 Kasım Dünya Diyabet Konusu günü dolayısıyla da biz bugünden Karesi Televizyonu olarak biz de kırmadığınızı teşekkür ediyoruz bu arada. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii programın ilk bölümünde siz diyabetin tanımını yaptınız. Onunla ilgili bir şeker düzeyinden bahsettiniz. Gizli diyabetin ne olduğunu söyledik. Tabi diyabette özellikle obezitenin ve kilo almanın hareketsizliğin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor ama bir kez daha tekrarlamış olduk. Çok güzel slaytlarınız vardı ben konuşurken gördüm. Onları isterseniz seyircilerimize paylaşalım. Hem böylece bir tekrar yapmış olalım. Tabii. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar herhalde gösterebilirler. Bu slaytta evet neler anlatacaksınız bize? Bu slaytta pankreasın anatomisinden bahsedeceğim. Evet, pankreas çünkü biraz önce de bahsettik. Şeker hastalığının temel nedeni pankreasın. Hayati bir organ. Hayati bir organ. Hayati insülin bir organ. De salgılıyor i̇nsülin, çünkü. Evet, insülin ve aslında insülin salgılayan hücreler, bir sonraki şekilde ondan bahsedeyim. Önce burada anatomiden bahsedeyim pardon. Sindirim sistemimiz yemek borusuyla başlıyor. Yemek borusu. Kalemi vereyim isterseniz daha rahat bir gösterme şansımız olur. Şu an kalem ucuyla. Yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, burada net görünmüyor. Evet. İnce bağırsaklar, kalın bağırsak, rektum ve anusla bitiyor. Dışarıya çıkıyor oradan. Dışarıya çıkıyor. Pankreas, midemizin arkasında, karaciğerin, bir kısmı karaciğerin hemen arkasında, dalağın dalakla komşu, sol böbrekle komşu, böyle transvers uzanan bir organımız. Evet. Burada kabaca daha, şu şekilde. Daha güzel görünüyor yeri. Yerine bu şekilde daha güzel görebiliriz. Peki bu anatomik olarak pankreasımız öyle. Histolojik olarak evet, hücre yapılarını görüyoruz. Hücre herhalde. Yapılarını burada daha net görebiliriz. Aslında pankreasın histolojik yani hücre yapılarını dış salgı bezleri oluşturur. Önemli bir oranda. %90 oranında. %10 kadar böyle bu kanalların arasına serpiştirilmiş adacıklar. Langerhans evet, adacıkları olarak bilinirler. Bu adacıkların içinde de birkaç çeşit hormon yapan hücreler var. Evet. Bunlardan en önemlileri beta hücreleri diye isimlendirilen burada mavi ile açık mavi ile görülmekte insülin yapan hücreler. Onun yanında alfa hücreleri, delta hücreleri yer almakta.
bu şekilde biraz daha evet yakından görebiliriz. Biraz daha güzel şematize hı-hı edilmiş. Burada dış salgı bezleri kanala akıtıyorlar. Hı-hı. Ve bu kanal 12 parmak bağırsağının ikinci kısmında sindirime yardımcı olan lipaz, amilaz ve diğer maddeleri salgılamakta. Evet, pankreasın kanalına, pankreas bezinin kanalına akıyor evet, bunlar. Oradan evet da 12 parmak bağırsağına giderek orada sindirim görevini başlatıyorlar. Evet. Ama arada kalan şu adacık hücreleri, burada biraz büyütülmüş adacık hücresi, hı-hı, hormon yapmakla sorumlu ve bu hormon yapımı bozulduğunda diyabet gelişmekte. Evet. Pankreasın hem dış salgı hem iç salgı görevini böylece olduğunda evet vurgulamış olduk. Tabii evet, insülin gerçekten çok hayati görev olan görevi olan madde. Evet. Daha önce de vurgulamıştık. Hı-hı. Bu 1922'de insülin keşfedilmeden önce tip 1 diyabet hastalarının yaşam ömrü aylarla sınırlıydı. Tabii insülin bilinmediği için tedavi için olamıyordu. Şeker üstü olunca komadan değil mi? Veya komadan, komplikasyonlarından belki de. Ya hiçbir şey yemeyip çok zayıflıyorlardı. Evet. Ya da şekerleri yükselip komaya giriyorlar. Komaya, komaya girdikten sonra da elektrolit bozuklukları gelişip hayatlarına çok kısa sürede. Yani onların o tip 1 diyabetli hastaların 2 yıl yaşama ihtimalleri %5'ten daha azmış o dönemlerde. İnsülin tedavisi evet bulunmadan önce. Evet. Düşünün. Evet. Yani insülin aslında insanlık tarihinde çok önemli bir buluş. Evet. Burada da öğünlerle aldığımız şu maviyle gösterilenler karbonhidratlar evet ve şekere dönüşerek kana karışıyor. Tabii bu şeker kana karıştıktan sonra bunun bir de dokulara ulaştırılması var. Yani evet kandan temizlenerek dokulara ulaştırılması gerekiyor. Hı-hı. İşte insülin bu noktada devreye giriyor. Hı-hı. Pankreasımız, pankreastan salınan insülin kana karışıyor ve ikisi birlikte hedef dokulara, özellikle karaciğer, özellikle çizgili kas dokusu ve özellikle yağ dokusunda kan şekerin kandan temizlenerek kan şekeri normal sınırlarda tutulmaya çalışılıyor. Böylece tabii bu gıdalarla aldığımız o şekerler bir şekilde hücrelerin işlevi için, enerji üretimi için de kullanılıyor. Evet. Tabii insan, pardon, vücudu daha doğrusu insanoğlunun ilk yaşam sürecinde ilk dönemlerde böyle kas kuvvetiyle efor harcayarak evet her şeyi yapması gibi bir zorunlu olduğu için evet ona göre dizayn edilmiş olan bir yapı var. Evet, evet. Çok, tabii bu çok doğru. Bilimsel teknolojinin gelişmesiyle, biraz önce bahsettik, insanların herkesin arabaya binmesiyle hareket kaybolunca kas evet hücreleri evet bu kadar çalışamıyor. Çalışamayınca o alınan ve kasta biriken glukozu harcayamıyor. Harcayamıyor. Yağ birikiyor orada. Yağ insülin birikiyor. Direnci daha da artıyor. Ve bir kısır döngüye giriyor. Biraz sonra belki ayrıntılı gene bahsedeceğiz. O insülin direncinin metabolik şeyini de oluşturuyor. Evet. Patolojisini de oluşturuyor. Evet. Evet. Devam edelim. Hareketsizlik sonuçta. Evet, hareketsizlik, çizgili kas, hı-hı, yağ dokusu ve karaciğerde insülin direnci geliştiriyor. Tabii bu ne oluyor? Normal süreçte şeker ve insülin ikisi salgılanabiliyorsa, hı-hı, ve direnç yok ise normal bir şekilde hücre içine giriyorlar ve kandan temizleniyorlar. Ama insülin direnci var ise şurada olduğu gibi çok daha az oranda dokulara geçebiliyorlar ve kanda kalmaya devam ediyorlar. Evet. Biz böylece kanda daha yüksek şeker ölçüyoruz. Erken dönemde insülini de daha yüksek ölçebiliriz. İnsülin direnci varlığında. Henüz beta hücreleri insülin yapma kabiliyetlerini bozmamışken. Diyabetin evet erken evresinde, prediyabet döneminde ki tablo budur aslında. İnsülin direncini de zaten bu iki değerin ölçümünün çarpımıyla evet, sizin öyle bir formülünüz evet, bir var. Evet, bir formülümüz var. Tabi burada kişinin insülin direnci aşamasındayken insülin düzeyinin yüksek çıkmış olması hala evet pankreasın insülin salgılama kapasitesinde olduğunda bir göstergesi. Bir göstergesi, ama evet bu tedavi tabii olmazsa, tedavi olmazsa salgılayamayacağı için şeker zaten yükselmiş olacaktır. Evet. Ve diyabet hastalığı ortaya çıkmış olacaktır. Evet. Şimdi burada şunu vurgulamak lazım. Göreceli bir insülin eksikliği gelişmediği sürece vücutta hiperglisemi gelişmez. Kan şekeri yükselmez. Evet. Erken dönemde aslında bir savunma mekanizmasıdır o insülin direnci. Hı hı, tabii. Fakat ne zaman insülinin yapan hücreler, o beta hücrelere
yormaya başlar ve yeterli o kandan şekeri uzaklaştıracak yeterli insülini sağlamamaya başlar. O zaman kan şekeri ölçümü yükselir. Tabii. Tip 1 diyabet ne yazık ki 2012 şartlarında hala önlemi mümkün olmayan bir hastalık. Ama tedavisi neyse ki var. Evet. İnsülini artık çok iyi biliyoruz. İnsülinin çeşitli formülleri artık üretiliyor. Türkiye'de de mevcut. Orada mekanizma, asıl sorun nedir? Çeşitli nedenler, genetik ve otoimmün nedenlere bağlı olarak insülin yapan hücreler harabiyete uğruyor. Evet. Şimdi tabii kısaca bu güzel slaytlarla şeker hastalığını biraz da özetlemiş de olduk. Hem daha belki kafada kalıcı bazı şeylere oluşturması açısından. Tabii diyabet tanısını koyduktan sonra onun tedavisini bir şekilde zaten sizler yapıyorsunuz. Burada diyabet tanısı konamazsa veya geç konursa veya insanlar, hastalar diyabet hastası olduğunu geç fark ederlerse birçok sorunlarla karşılaşıyorlar. Neler bunlar? Çünkü bunlar hayati bazı komplikasyonlar bildiğim kadarıyla. O yüzden zaten diyabet hastalığının üzerine çok fazla duruluyor değil mi? Ve bir toplum sağlığı, halk sağlığı problemi olarak tüm dünya ve ülkemizde algılanıyor ve üzerine ciddi bir şekilde gidiliyor. Çünkü diyabet hastalığı tedavi olmadığı zaman sadece kişilerin şekerini yükseltmekle kalmıyor. Onun daha doğrusu şeker yükselmesine bağlı olarak bazı önemli organlarda oluşan, geri dönüşüm bazen olmayan hayati bazı sorunlar ortaya çıkıyor. İsterseniz onlara da bir kısaca değinelim. Evet. Aslında şeker hastalığı tanısı koymak zor değil. Hani tanı koyamama gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin en ücra köşesinde bile artık diyabet tanısı çok rahat konabilir. Çok rahat konabilir. Açlık kan şekerine baktığınız yeter zaman ki insanlar, yeter ki insanlar doktora gitsinler. Hatta doktora güvensin. Bile gitmeye gerek yok. Şu anda hani eczanelerde bile bakıyorlar. Eczanelerde bile şeker bakılabiliyor. Birçok evde, diyabetli hastaların evinde yani şeker ölçme cihazı var. Hani tanı konamamaya bağlı komplikasyonları pek görmüyoruz ama hani hastaların hastalığını kabul etmemesine bağlı. Ha, esas sorun o. Evet, esas sorun o. Diyabet tanısından daha zoru diyorsunuz. Evet. Diyabet tanısı konan hastalar hastalığı kabul etmeyerek tedavilere uymuyorlar o zaman veya diyetlerine uymuyorlar. Evet. Benim şekerim 200, benim şekerim 250. Bana bir şey yapmıyor. Onu çok rastlıyoruz. Bize de oluyor. Benim vücudum 300 şeker alışık zaten. 300 şeker alışık. Aslında mekanizma o değil. Bende öyle bir hasta var. Şu an diyor ki hocam benim şekerim zaten 300 diyor. Sen diyor onu düşürmeye niye uğraşıyorsun diyor. Size de göstermiştim hatırlarsanız. Karaciğer rahatsız olan bir hasta. Evet. Evet yani asıl sorunumuz o. Doktora gitmiyorlar. Doktora gitseler de verilen tedaviye uymuyorlar. Verilen tedaviye uysalar da beslenme programına uymuyorlar. Diyete tam uymuyorlar. Diyete tam uymuyorlar. Hareket etmiyorlar. Yani o kan şekerini normal düzeyde tutacak girişimlerde bulunmuyorlar. Yani hep diyabet hastası olarak kalıyorlar. Bunlar hasta gerçekten. Ama bir birey, bir kişi diyabet tanısı aldığı andan itibaren diyabetli bir kişinin nasıl davranması gerektiği gibi davranır. Kendini ona göre disiplinize eder ve azimle bunu bir yaşam tarzına dönüştürür ise normal bir insandan hiçbir farkı kalmaz. Biz bunlara diyabetik hastalığı yenmiş, diyabet hastalığını yenmiş, diyabetli bireyler diyoruz. Hatta bunların içinde o kadar çok sağlıklı besleniyorlar ki normal bireylerden daha uzun süre yaşayanlar bile olabiliyor deniyor. Çünkü birçok zararlı alışkanlıktan uzaklaşıyorlar kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Belki normal bireyler ben nasıl olsa sağlamım deyip birçok şeye saldırırken onlar iradelerini kullanarak yani uzaklaştıkları için diyabetli birey dediğimiz zaman eğitimli, hani hastalığını bilen, disiplinde o bilgileri çerçevesinde kendini disiplinize etmiş ve azimli birey anlaşılır. Evet. Eğitimin burada önemi ortaya çıkıyor. Eğitim derken sizlerin diyet uzmanlarına burada gerçekten tabii anmak lazım. Onlara ciddi görevler düşüyor. Diyet onlar, uzmanları, hemşireler. Hemşireler, eğitimli hemşireler. Eğitim hemşireleri. Bu konuda diyabet dernekleri çok aktif zaten. Çok, çok önemli. Ciddi görevler düşüyor. Çünkü eğitim her konuda olduğu gibi diyabet hastalığında da özellikle çok önemli yeri olan bir konu gerçekten. Evet. Bu eğitime eğer dinlemezlerse sonuçta o komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. Aslında diyabetten niye korkarız? Diyabet bir damar hastalığı.
Damar tıkanıklığını, damarları tutuyor. Damarları tutuyor. Hı-hı. Erken dönemde çok fazla bir şey yapmıyor. Erken dönemde yani çok sık karşılaşmıyoruz. Ne yazık ki tip 1 diyabeti olan hani insülin bağımlı Hı-hı. hastaların bir şekilde insülinlerini yapmamalarını, unutmalarına bağlı olarak hala diyabetik ketoasitoskomalarını görebiliyoruz. Hı-hı. Bunlar akut, hani ivegen komplikasyonlar. Ama bunlar hani önem arz etmiyor. Hastaneye bir şekilde acile geliyorlar. Müdahaleyle insülinleri ve sıvıları yerine konduktan sonra normal yaşamlarına geri dönebiliyorlar. Evet. Ama uzun dönemde, yani süregen dönemde, kronik dönemde damar hastalığı tüm atar damarları tutabiliyor. Yani tepeden tırnağa kadar. Evet. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her organ. Sadece bir iki organ Hı-hı. tutmuyor. Geri kalan vücudumuzun tüm organlarını tutabiliyor. Tepeden başlayalım. Beyin damarlarını tutuyor. Hı-hı. Ve felç yapabiliyor. Göz damarlarını tutuyor. Ki göz damarları en sık demeyelim de en erken tutulan damarlarımızdan bir tanesi. Evet. Körlüğe kadar gidebilen süreci başlatıyor. Diyabete bağlı körlükler, kanamalar. Hala 20 yaş üzerinde körlüğün en sık nedeni diyabet. Evet. Evet. 20 yaştan önce o kataraklar, konjenital kataraklar. Hı. 20 yaştan sonra retinopati ilk sırada. Diyabetik retinopati dediğimiz evet. Şekere bağlı. Şekere bağlı. Önce sızıntı şeklinde başlıyor. Daha sonra damar yapıları bozuluyor. Hı-hı. Proliferatif retinopati Hı-hı. dediğimiz evre geliyor. Ve en son kanamalarla körlüğe kadar geliyor. Evet. Kalp. Hala kalp krizlerinin en önemli nedeni. Hı-hı. Tabii burada bir parantez açmak lazım. Diyabet deyince diyabetlilerin %80'i obez oluyorlar. Hı-hı. Obezite deyince de diyabet, kolesterol ve tansiyon anlaşılıyor. Evet. Bunlar da kalp için 3 kötü kardeş. Metabolik sendrom. Metabolik sendrom da diyebilirsiniz. Bunlara kapsayan bir genel isim oluyor. Herhalde, metabolik sendrom bu üçünü kapsayan evet. bir genel isim. Hala kalp krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Evet. Diyabet. Böbrek. Diyaliz merkezlerine gidiniz. %44 oranında diyabete bağlı evet. diyalize gitmişler. Böbrek Hı-hı. yetmezliklerinin %44'ü neredeyse yarısı. Bacak amputasyonlarının travma dışında, iş kazaları, trafik kazaları dışında en sık nedeni diyabet. Hı-hı. Sıklıkla işte erkekte cinsel isteksizlik, evet, tabii. iktidarsızlık, hanımlarda enfeksiyonlar, Hı-hı. erkeklerde enfeksiyonlar, tırnak enfeksiyonları, gövde enfeksiyonları, özellikle mantar enfeksiyonları çok sıklıkla karşımıza çıkmakta. Dediğiniz gibi damar olan her yeri etkilediği için, evet. için gözden tutun görme kaybına kadar kalp krizi, kalp damarlarını tutarak beyinde beyin kanamaları dediğiniz gibi felçler ve bir insanın yaşama anlamını sağlayan en önemli şeylerden biri olan üreme evet. içgüdüsünü kaybetmez de onun fiziksel aktivitesinden gelecek ölçüde damar tıkanıklığı tabii olunca evet. Cinsel sorunlar, problemlere kadar giden tabii, çok tabii. ciddi tabii bu arada bunlar. Nöropatiyi ihmal etmemek lazım. Nöropatinin ilginç bir özelliği var. Diyabet gelişmeden de o prediyabet döneminde, insülin direnci döneminde de nöropati gelişebiliyor. Öyle mi? Ve insülin direnci olan hastaların %70'inde nöropati görülüyor. Nöropati öyle bir nöropati ki... Nasıl dedin nöropati? Şimdi o %70'i... Nöropati genelde alt ekstremiteyi, bazen üst ekstremiteyi, yani alt tırnaklardan başlayıp yukarı doğru eldiven Hı-hı. çorap tarzında uyuşma, keçeleşme, Hı-hı. bazen böyle ağırlığı uyaran olmadan çok şiddetli ağrılar hissetme. Hı-hı. Nöropatik ağrı dediğimiz. Evet. Gece battaniye ile örtülemez. Battaniye ona ağrı verir. Yorgan ağrı verir. Ağrı o yapıyor. Derecede şiddetli o tarz hastalar gerçekten evet. Sıklıkla karşılaşıyoruz. Hı-hı. Nörolojiye gidiyorlar. Nöroloji uzmanı arkadaşlar işte. Çok kuvvetli ağrı kesiciler veriyorlar bazen. Kuvvetli ağrı kesiciler veriyorlar. Tabii bu nöropatik ağrı için kullanılacak ağrı kesiciler biraz daha farklı. Farklı onlar evet. Tabii bu işi uzmanına danışmak lazım. Nöropatiler bazen hissizlik Hı-hı. tam tersi. Yani Hı-hı. ağrı olabileceği gibi hani olmayan bir uyaranı hissetmek gibi tam tersi de hissizlik de
O da önemli bir o da, şey. O da önemli bir şey. Geçen bir hasta gelmişti. Hiçbir şey hissetmiyor. Ayağını sobaya koymuş, yakmış gelmiş. Çok kötü bir şey. Bu tarz kişilerde ayak yaraları çok oluyor zaten. Ayak yaraları çok oluyor. Bu diyabette biliyoruz da bu prediyabet döneminde de oluyor aynı şey diyorsunuz. Prediyabet döneminde veya bu çok sık karşılaşmıyoruz. İnsülin direnci hani. Olan dönem. İnsülin direnci daha çok nöropatik ağrıyla seyrediyor. Hani nöropatik ağrıda. Nöropatik ağrıyla seyrediyor. Onlar daha çok diyabete evet, bağlı diyabete oluyor bağlı değil olanlar. Mi? Evet orada bir. Orada haklısınız çünkü o diyabet ayağı çok farklı başlı başına bir olay. Evet. Diyabetlilerin diyorlar hatta ayaklarını gözleri evet. gibi evet. koruması lazım. Korumaları çünkü gerekiyor. His duygusu kaybolduğu için dediğiniz gibi batma hissini, ağrı hissini duyamıyorlar ve yara çok çıkıyor ve arkasında amputasyona kadar gidiyor. Amputasyona kadar gidiyor ve amputasyon hani bazen şans olabiliyor. Doğru. Yani bu tür hastaları ölebilir. Sepsisten evet yani doğru. ağır enfeksiyonlardan çok şiddetli şoktan kaybediyoruz. Çünkü şeker hastalarının bir özelliği de dediğiniz gibi enfeksiyon geliştiği zaman kolay enfeksiyon gelişiyor. Kontrol evet. altına alması çok zor. Evet. Tedavisi çok zor ve normal bir insanda fazla üremeyen çok kuvvetli mikroorganizmalar evet. aktif hale evet. geçebiliyor değil mi? Evet. Biraz ara verelim tekrar devam edelim. Peki. Konu çok güzel, çok zevkli ve herkesi ilgilendiren tarafı olan bir konu aslında. Peki. Biraz kilolu olduğum için beni de ilgilendiriyor dolayısıyla. Siz iyisiniz o konuda. Sevgili seyirciler bir süre daha ara vereceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan Balıkesir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Sayın Kemal Ağbat'la diyabet yani şeker hastalığı konusunu konuşuyoruz. Yarın yani 14 Kasım tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle biz bu akşam programımızda Doktor Kemal Bey'i konuk ederek güncel bir konu olduğu için diyabet hastalığını bir kez daha sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Tabii programın başında anons ettik ama tekrarlayalım. Yarın saat 10'dan sonra, sabah 10'dan sonra Karesi Alışveriş Merkezi'nde Doktor Kemal Bey'in bir eğitim hemşiresinin ve bir diyetisyen hanımın, diyet uzmanının katılacağı diyabetle ilgili olarak tüm halkımızın açık olan bir toplantı yapılacak. Buna tüm Balıkesir vatandaşlarımız davetli ve burada diyabet konusu bir kez daha bir panel tarzında, bilgilendirme toplantısı tarzında izleyenlere aktarılacak. Biz Kemal Bey ile programın başında ve ikinci yarısında kısaca Kemal Bey bizlere diyabet hastalığının ciddi bir toplumsal problem olduğunu anlatmaya çalıştı özet olarak. Hem dünyada hem ülkemizde her geçen gün özellikle bu obezitenin ve hareketsizliğin artmasıyla beraber tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış ve bu tarz hastaların biraz tedavilerini aksatmaları, biraz hastalığını kabul etmemeleri yüzünden de komplikasyonlarının arttığından bahsettik. Tabii komplikasyonları ortaya çıkmaya başlayınca da Kemal Bey özellikle damarın olduğu her yerde yani beyinden, gözden diyelim ayağa kadar damarın olduğu her yerde diyabete bağlı birçok sorunlar çıktığını vurguladı. İşte göz içi kanamalarından, beyin kanamalarından, kalp krizlerine kadar, ayak damarlarındaki tıkanıklığa bağlı ve enfeksiyonlara bağlı, his kaybına bağlı yaralara kadar. Gene cinsel organlardaki damarlardaki tıkanmalar ve gene ona bağlı, his kaybına bağlı his kaybı. Cinsel problemlere kadar çok ciddi bir insan yaşamını çok etkileyen hayati problemlerin olabileceğini. O yüzden de öncelikli olarak diyabet hastalığını önlemek ama bir şekilde diyabet hastası olunduysa da bunun tedavilerinin korumasının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamaya çalıştı Kemal Bey. Tabii o damarlarla ilgili çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü damarın tıkandığı yerde mutlaka o organla ilgili ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Evet, yani bu evet. gözse göz görmüyor, evet. kalpse kalp çalışmıyor, evet. beyinse beyin evet. ciddi sorunlar oluyor. Evet. Onu can alıcı birkaç resmimiz var. Onları isterseniz bir tabii. gösterin tekrar hayır. beyinlerde bir iz bıraksın ki tabii. Özellikle diyabet hastaları bu konuda daha duyarlı hale gelsin. Evet. Burada normal bir atar damarımız geniş, kan akımına rahatlıkla müsaade ediyor. Böylece kan damarı içinde taşıdığı besin maddelerini, mineralleri, vitaminleri, oksijeni ilgili dokulara götürmekte zorlanmıyor. Evet.
Burası diyabete bağlı. Hı hı. Damar tıkanıklığı, plaklar oluşmuş, hı hı, bir atar damar. Evet. Bu tedavi edilmez ise, hı hı, şeker hastalığı, ki şeker hastalığı dediğimiz zaman şeker hastalarının 2/3'ünde, her 3 diyabet hastasının ikisinde tansiyon yüksekliği, her oluşuyor. Üçünün ikisinde kolesterol yüksekliği söz konusu. Bu üçü bir araya geldiği zaman bunların hepsi plak yapıcı, ateroskleroza zemin hazırlayan, yani damar sertliğine zemin hazırlayan hastalıklar. Tıkanma gelişiyor. Tabii kan akımı böyle bir yerden akmakta zorlanmaya başlıyor. Öyle bir an geliyor ki, bir de tabii burada türbülans da artmış. Öyle bir an geliyor tabii ki, geliyor bir pıhtı damarı tamamen tıkıyor. Evet. Kalp krizi dediğimiz durum işte tam bu noktada kan akımının tama yakın ya da tam tıkandığında. Durmasıdır. Hı hı. Böylece o organı besleyen ya da o dokuyu besleyen damar tamamen tıkanınca devre dışı kalıyor. Eğer kalp krizi ise ve hayati bir yerdeyse ne yazık ki ölümle sonuçlanabiliyor. Hı hı. Ama diğer organ tutulumları böyle hemen ölümle sonuçlanmıyor. Mesela beyin damarı tıkandığı zaman felç gelişiyor. Hı hı. Felçli bir hasta düşünün. Evet, hayatı bir boyunca tarafı başkasına muhtaç olan. Başkasına muhtaç olan, bazen böyle altını kaçırabilen. Evet, değil mi? Ne kadar? Kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayamayabilen. Yorucu, üzücü bir yaşantı, evet. Evet. Göz damarı tıkandığı zaman erken dönemde görme kayıpları başlıyor. Hı hı. Körlüğe kadar gidebiliyor. Gidebiliyor. Peki hangi damarlar tutuluyor? Tepeden tırnağa hemen tüm hemen damarlar. Tüm damarlar. Gözler tutulabiliyor. Göz damarları, kalp damarları, böbrek damarları, cinsel organ damarları, bacak damarları ve ayak damarları. Burada diş ve diş etleri gösterilmiş. Diş ve diş etleri damarlanmadan ziyade enfeksiyona yatkın hale geliyorlar. Hadi, evet. Evet. Şurada gözle ilgili, değil gözle mi? Ilgili, hı-hı, bir kanama, bu da görmekteyiz. Körlüğe kadar, evet, ne yazık ki. Evet, bu baston şeyi. Evet, bitebiliyor. Diyalize bağımlı hale geliyorlar. Biraz önce bahsetmiştiniz değil mi? Böbrek, evet, diyaliz evet. Gören hastaların çoğu diyabet, bir kısmı, önemli bir kısmı diyabet hastası demiştiniz. %44'ü. 44'ü, evet. Yarıya yakın neredeyse. Yarıya yakını diyabete bağlı diyalize, evet, giriyor. Ha, neyse ki her diyabet hastasında bu kadar gelişmiyor. Olmuyor. Ama 3 diyabet hastasından birinde böbrek hastalığı gelişiyor. Gelişiyor zamanla. Evet. Evet. Sinirler tutulabiliyor. Az önce, evet, bahsettiğimiz. Tabii o his duygusu çok önemli. His duyusu. Ya olmayan bir algıyı hissediyorlar. Nöropatik, evet, ağrı şeklinde. O da çok. Çekilmez bir ağrı. Evet, evet. Nöropatik ağrı. Ya da hiçbir şey hissetmiyorlar. O da kötü bir o şey. O da kötü bir şey tabii. Öyle bir an geliyor ki iğneyi bile hissetmiyorlar. Evet. Ve bütün bunların sonucu, evet, hem burada kan akımının bozulması hem sindirlerin harabiyetine bağlı şuraya kadar varan, evet, ve mutlaka mutlaka amputasyon gerektiren ayak parmaklarını ayak ayağa tutan, evet. Bu resimlerin daha kötü resimlerde olabilir. Evet. Ama bu tablo oluyor bir şekilde tedavi geçen, olması. Geçen gün polikliniğimize böyle bir hasta geldi. Yani evet. Ne yazık ki yani. Çok ağır. Hasta şanslıysa, sepsisten ölmediyse bacağı amputasyona gidip, evet, bacağı kesilip bu şekilde hayatını idame ettirebiliyor. Evet. Yani diyabete bağlı bu tür komplikasyonları ne yazık ki hala görmekteyiz. Görülür. Kalp burada, damarlarını. Evet, kalp damarının tıkanıklığını görmekteyiz. Evet. Şimdi tabii bunlar, bu resimleri özellikle gösterdik ki, tabii söz bazen unutulabiliyor veya aşağıda, ama görünce insanlar unutmayabiliyorlar. Tabii bunu bu tarz eğitimlerde zaten hep anlatıyorsunuz. Amaç bunun ciddiyetini anlatmak. Evet. Hala maalesef işte 200 neyse de 300-400 şekerin vücudun alışık olduğunu ve benim şekerim zaten bu kadar, bunu niye düşünmeye uğraşıyorsunuz diyen, diyabet olduğunun bilincinde olmayan hastalar var. Burada aslında burada bir parantez açmam, hı, gerekiyor. Şeker idrarla atılmamalı. Ne demek istiyorum? Hı hı. Şeker 180'in üzerine çıkmamalı. Eşik değer 180 mg desilitredir. Kandaki şeker düzeyi 180 mg desilitreye kadar ise böbrek bir şekilde bunu geri emer. Emiyor. Evet. Ama 180'den sonra atılmaya başlıyor. İdrarda şeker görülüyorsa, şekerde görülüyorsa artık o 180'in üzerinde. Evet, mutlaka müdahale etmek gerekli. Tokken, ve komplikasyonlar
başlıyor. Bu bahsettiğimiz Aşkent olan. Herhangi bir zamanda. Yani Tokyen'de zaten Tokyen'de, 180 üzerinde evet, 180. olmaması lazım. Doğru. Evet, hani tokluk kan şekerinin özel bir önemi var. Özellikle makrovasküler komplikasyonlar dediğimiz büyük ana damarları tutan komplikasyonlar ki bunlar beyin damarları, kalp damarları ve bacak damarları. Bunları tutan damar hastalığı diyabette özellikle tokluk kan şekerinin yüksekliğiyle ilişkili olduğu gösterilmiş. Bu nedenle aslında yani hastalarımızın birçoğu ben sadece açlık kan şekerimi ölçtürüyorum. Hayır. Değil. Tokluğu da mutlaka tokluğu da ölçülmesi, tokluğu da ölçmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Onun kaç altında olması gerekiyordu? 2 saatten sonra 180'nin üzerine çıkmaması gerekiyor. Sonuçta idrara geçmemesi. Evet, ideali 140'a kadar ama 180'e kadar kabul edilebilir düzeyde. İkinci saatte mi ölçülüyor? İkinci saatte, sonra 1 ila 2. saat arasında ölçüldüğünde evet. 140 civarında olması ideal ama evet. 180'i geçerse evet. Ya biz standartizasyon amaçlı 2. saatte ölçün diyoruz. Evet, o hani, şekilde söylüyoruz. Evet, tabii diyabetle ilgili konuşacağımız başka şeyler var ama tabii tedavisine de daha sonra belki değinebiliriz. Başka programda yapacağız sizin obeziteyle ilgili konuşurken. Diyabetle ilgili sorulan çok sorular var. Evet. Size de mutlaka çok soruyorlardır. Evet. Bunları siz çok güzel derlemişsiniz, toplamışsınız. Onlara değinelim çünkü bunlar işin can alıcı noktalarından. Peki. Daha sonra konuşamadıklarımızı önümüzdeki programda konuşuruz. Peki. Neler diyabetli hastaların en çok size sorduğu veya sizin bu soruyu sorsaydı da belki iyi olurdu, ben şöyle bir cevap verseydim dediğiniz şeyler de çıkabilir ama genel olarak da meslek hayatınızda karşılaştığınız ve genel olarak diyabetle ilgili merak edilen, yanlış bilinen şeyler mutlaka vardır. Onlara bir şöyle bir değinelim. Çünkü bunlar aynı zamanda bu konudaki can alıcı noktalar, gözden kaçan evet. noktalar belki. Şimdi en sık sorulan şeker yükleme testi yaptırmam gerekli mi? Hı-hı. Şeker yükleme testini rutin olarak istemiyoruz. Hı-hı. Kimlerde istiyoruz? Açlık kan şekeri 100 ila 125 mg. Az önce bahsettiğim ya o gri zon. Gri zonda ise... Hı-hı. Gizli şeker olabilir diye şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Gerekiyor. Gebelik diyabeti öyküsü hı-hı. var ise yine şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Ailede diyabet öyküsü var ise. Tip 2 olsa bile fark tip etmiyor. 2, tip 2. Özellikle tip 2 olabilir. Özellikle tip 2. Tabii. Şişman bireylere hı-hı. mutlaka özellikle göbek çevresinde visceral obezite dediğimiz göbek çevresinde yağlanması olan kişilere hı. yapmamız gerekiyor. Açıklanamayan, az önce bahsettiğim açıklanamayan nörolojik yakınmaları olan battaniyeyi üzerime koyamıyorum geceleri, ağrıdan duramıyorum gibi hastalarda gizli şeker olabilir. Evet. Hatta gizli şeker bile değil, bozulmuş glukoz toleransı daha bir önceki evre bile olabilir. Bunlara evet. gizli şeker, şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Hipertansiyon olan bireyler, çünkü bunlar birbirine bağlı. Bir de kolesterol yüksekliği var ise onlara da şeker yükleme testi. Özellikle yaşları 45'in üzerindeyse biliyorsunuz en önemli risk faktörlerden bir tanesi de yaş. Hani yaş önleyemediğimiz bir risk faktörü. Evet. Tabii yaş geldikçe. Evet. Çünkü pankreas da yaşlanıyor. Evet. Pankreas yaşlanınca insülin ister istemez değil mi? Evet. Salgısında bir azalma, hele onu etkileyen dış faktörler de varsa obezite gibi daha çabuk hızlanıyor herhalde onlar. Tabii, o yüzden yani yaşla birlikte açlık kan şekeri yavaş yükselmeye başlar. Bunları normal olarak kabul ediyoruz. Zaten yaşlıda şeker kriterlerimiz biraz daha farklı, biraz daha esnek. Evet. Ama 40'lı 50 yaşlara gelen birinin en ufak bir problemde gelmeden belki rutin tahlillerin yaptırılması ve bu arada da gerekirse eğer şeker yükleme testinin yapılmasında fayda var. Evet, evet diğer bir soru var, daha var herhalde. Evet. O nedir? Şimdi en sık karşılaştığımız ve bu konuda çoğunlukla bilgi sahibi olunmayan bir soru. Ben tip 2 diyabet hastasıyım. Hı-hı. Bana insülin başlanırsa insülini bir daha kesemez miyim? Evet, o tansiyonda da soruluyor bazen. Evet. İşte bazı o yüzden tansiyon ilacı kullanmak istemiyor. Ben şimdi tansiyon ilacı başlarsam bir daha bunu evet. kesemem. Hayatım boyunca evet. gerekiyorsa kullanacaksın tabii ki. Evet. Evet. İnsülinde de o sorular soruluyor o zaman. Yani insülin sıklıkla başlanırsa soruyor. Bir daha bu insülini evet. kesemez miyim? Evet. O zaman sanki dünyanın sonu da olmuyor ama evet. Dünyanın sonu değil aslında. Yani az önce bahsettik yani insanlık tarihinde aslında çok önemli bir keşif. Tabii. İnsülin yaşam kurtarmış. Hı-hı. Eskiden gençler tip 1 diyabete bağlı ölürken şu anda normal insanlar gibi yaşamaya başlamışlar.
dünyanın sonu değil ama hani tabii kendimizi hasta, kendimizi hasta yerine koyduğumuzda koyduğumuz zaman da hani sürekli zorunda. Yine yapmak zorundasınız. Her gün aynı saatte yapmak zorundasınız. Tabii kolay bir şey değil. Nedir olay? Oradaki sorun cevabı ne? Şimdi şöyle, eğer tip 1 diyabet ise yani pankreasın beta hücreleri o insülin yapmıyorsa yapacak bir şey yok. İnsülinle devamlı dışarı. Kim bunlar? Hani tip 1 diyabetler evet. Dışarıdan insüline daima muhtaç olanlar. Onların artık pankreası insülin üretmediği için mecburen insülini dışarıdan bir şekilde almak zorundalar. Onun da bir tek iğne formu var şu an. İğne formu var ve alternatifleri geliştirmeye çalışıldı. Ne yazık ki henüz yok. Olmadı. Sadece iğneyle verebiliyoruz onu ya da pompayla. Tip 2 diyabetliler genelde 15-20 yıl sonunda yine İnsülinle bağımlı hale gelebiliyorlar. Hücre, beta hücreleri yine işlev dışı kalır. Ama öyle bir hasta grubu var ki kan şekeri 400-500 ile geliyor bize. Evet. Glukotoksisite dediğimiz hani şekerin beta hücrelerini insülin yapan hücrelere zehirlemesi söz konusu. Bunu kırmanın tek yolu erken dönemde insülin vermektir. İnsülin başlayıp o insülin yapan beta hücreleri üzerindeki zehir ortadan kaldırıyoruz. Glukotoksiyi ortadan kaldırıyoruz. Evet. Bu yaklaşık 15 gün, 20 gün, bazen 2 ayı bulabiliyor, bazen 3 ayı bulabiliyor. Anladım. Beta hücreleri, insülin yapan hücreler o zehirden kurtuluyorlar, zehirlenmeden. Kendilerine geliyorlar, toparlanıyorlar. Normal işlevlerini, hani normal olmasa bile normale yakın işlevlerini tekrar kazanıyorlar. İnsülin yapar hale geliyorlar. Ve hayatlarını o şekilde devam ettiriyorlar. Ama tabii bunlara mutlaka hani diğer o diyabetin patofizyolojisine etki edecek diğer ilaçları vermek lazım. Yani insülin direnci kırıcı ajan mutlaka vermek lazım. Beraberinde insülin salgısını artıracak bir ajan vermek de gerekebilir. Ve beta hücrelerini koruyucu. Şimdi bu son 3-4 yıldır piyasada olan bazı ilaçlar var. Evet. Onlar beta hücrelerin, insülin yapan hücrelerin yaşam ömrünü uzatıyorlar. Onları koruyorlar. Anladım. Onlar verilebilir. Öyle yani ben insüline başladım. Eyvah, dünyanın sonu değil. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa, insülin kullanmanız gerekiyorsa mutlaka kullanın. Önemli olan o komplikasyonlardan korunmaktır. Evet. Burada amaç o. Amaç o. Ama yani illa da insüline gidecek diye bir şey de yok. Onu doktorunuza bırakın. Biz bazen sizlerle de danışarak ameliyat yaptığımız hastalarda da insülin kullanmayan diyabetlilerde geçici bir süre insülin de kullandığımız oluyor. Dediğiniz gibi ameliyat bitip de hasta normal yetişmeye başladıktan sonra insülini kesiyoruz zaten. Normalde o ağızdan ilaçlara devam edebiliyor. Öyle bu konuda biz de cerrahi de onunla karşılaşıyoruz. Ama sizin dediğiniz özel bir durum tabii ki. Tabii yani insülin ameliyat esnasında insülin başlamak durumundayız. Sonuçta genel anestezi alacak hastayı karaciğerine, böbreğine korumak durumundayız. Ağızdan ilaçların nadir de olsa yan etkileri gelişebiliyor. Onlardan hastamızı korumak durumundayız. Evet. İnsülin başlıyoruz böyle durumda. Ama ameliyattan bir süre sonra da insülini kesip tekrar gerekli, uygun. Evet. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Tedavi bireyseldir. Diyabet tedavisi bireyseldir. Her hastaya her ilaç aynı gelmeyebilir. Evet, anladım. Her hastanın hani ilaçları bireysel olduğu gibi beslenmesi de bireyseldir. Yaşam tarzı da bireyseldir. Biz genel hatlarıyla konuşuyoruz. Tabii. Ve bunu hasta doktoruyla, diyet uzmanıyla, eğitim hemşiresiyle ekip olarak değil mi? Burada tabii. Onu vurgulamak lazım herhalde. Yani sadece hekimin bunlara yetişmesi mümkün de değil. Bazı şeyler sizin ilgi sahanızın dışına çıkıyor. Bir diyet uzmanının mutlaka devreye girmesi lazım. Bir eğitim hemşiresinin de yeri geldiğinde müdahale etmesi lazım. Çünkü her şeyi sizin anlatmanız hem zamanınız olmaz hem de özellikle diyet konusunda bir diyetisyen bu eğitimini almış. Onun seveceği çok daha farklı şeyler olabilir. Evet, bir soru daha cevaplayalım. Var mı böyle çok karşılaşan sorulardan? Soru mutlaka çoktur ama zaman da kısalıyor. Evet. 20 yıldır ben haplarla iyiydim hasta. Şimdi şekerlerim hep 200'ün üzerinde. İnsülin kullanmak zorunda mıyım? Evet, 20 yıl boyunca haplarla iyi olan bir hasta şekeri 200'ün üzerine çıkınca gene insülin kullanmama konusunda direniyor herhalde. Gene haplarla düzeltmeye çalışıyor. Evet, İnsülin kullanmadan bu işi çözemez miyim diye herhalde soruyor size. Evet, aslında ne yazık ki Türkiye kişi başına insülin kullanımının en düşük olduğu ülke Avrupa'da.
Evet. Aslında insülin kullanmaktan korkmamak gerekiyor değil mi herhalde? İnsülin kullanmaktan korkmamak gerekiyor. Yani insülini bildiğiniz zaman aslında hayat kurtarır. Sorumuza gelecek olursak. Ne yazık ki tip 2 diyabetin doğal seyri, hani 2012 bilgilerimiz itibariyle doğal seyri bir 15-20 yılın sonunda beta hücreleri yoruluyor. Tabii bunu belirleyen genetik faktörler var. Şu ana kadar 25'in üzerinde gen tanımlanmış. Bozuklukla alakalı genetik faktörler, hastanın kalıtımı, diyabet süresi önemli belirleyiciler oluyor. 20 yıldan sonra genelde insülin ihtiyacı oluyor. Bir şekilde oluyor. Bir şekilde. Ha, kimisinde daha erken oluyor. 10. yılda insülin ihtiyacı oluyor. Kimisinde 15, kimisinde 20 ama ortalama 20 yıldan sonra insülin ihtiyacı kaçınılmaz oluyor. Bundan kaçmamak lazım. Önemli olan şekeri uygun ayarda tutmamız. Evet. Kemal abi, süremiz doldu. Aslında konu gerçekten enteresan ve önemli bir konu. Önümüzdeki hafta şimdi onun anonsunu da yapalım seyircilerimize. Eğer bir aksilik çıkmazsa gene sizinle hem obezite konusunu, bu konunun iç içe olan konular bunlar, hem de bu konunun kalan kısmını konuşalım. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım isterseniz. Ben teşekkür ediyorum. Hem ben size bu çok kadar teşekkür ediyorum. Yoğun bir tempoda zaman ayırdınız ve bizleri de bilgilendim kendi çapımda. Sonuçta hekimler de her konuda her zaman derinlemesine bilgi sahibi olmuyorlar. Sonra tıp çok hızlı gelişiyor gerçekten. Ben güzel katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok ve teşekkür yarınki ederim. Toplantıda şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tüm Balıkesir halkı davetlidir. Evet. Bu bilgilendirme panelimizi saat 10'da Karesi Alışveriş Merkezi'nde karşılıklı sohbet şeklinde olacak. Akıllarına gelebilecek her soruyu yanıtlamaya hazırız. Özellikle diyabetli hastalar yakınlarını obez hastaları olması şart değil. Evet. Diyabet adayı olan obez hastaları da bekleniyor. Evet. Yani zaten ne kadar erken yakalayabilirsek diyabeti, hatta diyabet gelişmeden önceki süreci ne kadar erken yakalayabilirsek baş etmek o kadar kolay oluyor. Yaşam o kadar güzel oluyor, o kadar kaliteli oluyor. Ben son söz olarak bu çok ünlü eskiden Cumhurbaşkanlığı yapmış olan, şimdi isim vermeyeyim burada. Çok saygıdeğer bir büyüğümüz, siyaset adamı. 32 yıldır diyabeti olmasına rağmen hiçbir organ hasarı geliştirmemiş. Geçen hiçbir organ hasarı yok. Hiçbir organ hasarı yok. 32 yıldır diyabet olmasına rağmen onun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Diyabet korkulacak bir şeydir. Diyabet korkulacak bir şey değildir. Evet, evet. Az çok kimin olduğunu izleyiciler tahmin etmiştir tahmin ediyorum. Gerçekten çok ama çok anlam dolu cümleler değil mi? Evet. Çok anlam dolu, akıllı bir insan zaten. Çok anlam dolu cümleler gerçekten. Evet. Ben çok güzel katkılarınız için teşekkür ediyorum tekrar. Ve önümüzdeki haftayı da bir kez daha tekrarlıyorum. Kalan kısmı ve obeziteyi önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Bir Sağlık Olsun programı da burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte Doktor Kemal Bey'le diyelim. Çünkü bu klasik bir kapanış programı oluyor benim için ama bu sefer belli etmiş olduk. Tekrar sizinle devam edeceğiz. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.